Kuyumcudaki adamlar size bir yanlış yaptılar mı? Cevap ver! O adamları daha önceden tanıyor muydunuz? Size karşı bir kötülükleri olmuş muydu? Hayır abi. Öylesine. İşlek Cadde diye seçtik orayı biz. Güzel. O zaman yediğiniz budaya hak ettiniz demektir. Yani ben de adamları boş yere dövüyorum diye üzüldüm bir ara. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim, hiç kimse duymamış. Sordum, hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes en altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi, umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Şerimsizlerle uğraşıp şaşırmışa laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Orada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar, iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Ben ne yapacağım şimdi? Sabahtan akşama kadar böyle kukuma kuşu gibi oturacak mıyım masamda? Hayır tabii ki. Senin için çok şahane kamuflaj bir iş ayarladım evlat. Kamuflaj iş? Evet. Her genç yaşta emekli olan devlet memuru gibi sen de kendine yeni bir kariyer başlangıcı yapabilirsin. Hem böylece hiç kimse senin Antep için çalıştığını öğrenemez. Yeni bir kariyer başlangıcı derken müdürüm? Abo. Ben bu bakışları biliyorum. Başıma hayırlı bir iş gelmeyecek gibi duruyor müdürüm.